Bayanlar baylar, eve dönüş yolculuğunuza eşlik etmek için şimdi radyonuzda Sabah Tümer ve Kadir Çöpdemir. Efendim iyi akşamlar, iyi akşamlar, iyi akşamlar. Artık hafta sonuna ramak kalmış, haftayı tepelemişiz. Şu bu perşembe günündeyiz, yarın cuma, ondan sonra gelsin kebap günleri, gelsin efendim işte sinema, gezmek, alışveriş, odur budur, pazar programları, cumartesi gecesi aksiyonları. Onun için efendim bugün de yoğun geçmiş, yorgun geçmiş, üzgün, bıkkın, feci geçmiş olabilir. Yarının da öyle geçme potansiyeli var, inşallah geçmez ama olur olur. Ama onun sonrasında tünelin ucunda ışık var. Işığı görüyor musun? Işığı gördüm. Bak bak. Güneşi de nasıl gördüm. Ha? Girdi mi gözüne ışığın? Işık ilk gözümü açınca böyle bir gözüm şey oldu, kamaştı. Sen nasıl uyuyorsun gece? Zifiri karanlıkta mı? Hafif loş mu? Işıklı mı? Zifiri karanlıkta. Zifiri karanlık. Gözüne şey takıyor musun? Gerekirse. Takıyorsun. Kulağına bir şey takıyor musun? Yok. Başka bir yere bir şey takmıyorsun. Yok. Tek gözüne gözlük takıyorum. Gözüme gözlük takıyorum. Anladım. O yumuşak şeylerden. Niye korkuyor musun? Ya da ışık... Aslında bir araştırma var biliyorsun değil mi? Hiçbir ışık şeyi almadan... Ne diyorlar ona? Hüzme mi diyorlar? Işın mı diyorlar? Süzme. Ne diyor? Süzme değil. Hüzme. Hüzme lan ne süzme? O senin dediğin yoğurt Sabahcığım. Ay canım yoğurt çekti. O senin dediğin süzme yoğurt. Ha. Yoğurt makinesiyle süzme yoğurt yaptın mı? Daldan ya dalaktı. Ya benim ev sahibim yapıyor ve bana da gönderiyor. Çok güzel. Hatta dün akşam düşündüm istesem Ender Bey'den diye. Ay isteyeyim ev şimdi. Ev sahibinden. Yoğurt makinesini bahane edip Ender Bey'le. İğrenç bir insansın sen. Gerçekten bazen tiksiniyorum senden. Öğrendiklerimin bir kısmı senden öğrendim. Sabah öğrencin olmaya çalıştım. Nereden benden öğrendin? Yavrum isimler? Ender Bey'den isteyeceğin... Aha şurası affedersin karşımız şey. Hayır git orada sana bir marka vereceğim. Hmm. Ben aldım çok memnunum. O markanın yoğurt makinesini al. Ve süzme yoğurdun kralını değil o mi? O kadar yani? Çok biraz ya, böyle pragmatist çok... yancı... Ender'in yancısı olmak yerine. Terbiyesizsin sen. Ender Bey çok seviyor. Kendisi her yaptığında bana da gönderiyordu. Bu sene evet. Daha göndermedi. Ya nasıl gönderiyor? Nereden gönderiyor? Eve adam evde süzme yoğurt yapıp sana da mı gönderiyor? E zaten aramızda iki kat var. Anladım. Yani çok göndermiyorum. Evet ama çok zarif. Evet, bir de çok o zarif. Süzme yoğurtla normal yoğurt. O yoğurt makinesinde iki tane kap var. Birinde normal yoğurt yapıyorsun öbüründe süzme. Benim tavsiyem sonra ikisini karıştır. Öyle mi? Kremamsı bir yoğurt. Bunları da başka yerde öğrenemezsin ya. Ay senin bu iştahın gerçekten beni benden alıyor. İştahla ne ilgisi var işte sana doğru düşün. Biliyorsun işte. Yoğurt gibi sağlıklı bir şeyin daha nasıl güzel olabileceğini. Ya sen Ender Bey televizyona konuk mu alsan? Ender yoğurt Bey. Konuşmak için. Ya hadi git işte Allah aşkına başka bir konu bulsana. Niye benim ev sahibimden konuşuyorsun sen? Peki mesela Mesut'u konuk almış mıydın sen onu sorayım. Almadım. Nasıl? Mesut'u tanıyor musun peki? Ya dünyanın en ünlü futbolcularından biri Mesut'u tabii ki tanıyorum. Ha yani tanıştın çocukla? Yok hayır. Ha. Peki ona yapılan zulümden haberin var mı? Haberdar olmam mı Kadir ya? Ve onun bütün akranlarına yapılan bir zulüm var aslında insanlık tarafından. Ne var ya? Nasıl yani? Ya şimdi işin neresinden baksan kayıp bir nesil Kadir yani Almanya'daki 85-95 arası doğanlar. Burada Almanca orada yabancı. Ya ne diyorsun sen sabah nelere getirdin la konuyu sen? Ben öyle bir şeyden bahsetmiyorum ya. Neydi sen bahsettiğin konu? Bahsedeceğim. Abicim onu. Hani 40 milyon euroya Arsenal transfer oldu ya Mesut. Ondan bahsediyorum ya. Böyle 40 milyon euro falan deyince hiç ortada bir zoom yokmuş gibi geliyor kulağa ama. Olmaz olur mu ya? Sen zenginin zengine yaptığı zulüm gibisi var mı be? Ay ne yapmışlar çocuğa? Yeni takım arkadaşları yapmış zulmü. Arsenal'li futbolcular mı? Hem de ne yapmışlar biliyor musun? Vallahi söylemeye dilim varmıyor. Ay ne yapmışlar? Ciddi bir durum mu? Devrecilik yapmışlar çocuğa zaba. Ne yapmışlar? Devrecilik. O ne ya? Askerde değil mi o? Yani gerçi ortada nasıl olduğunu bilmiyorum ama. O şöyle askere daha önce giden henüz terhis olmayan erlerin yeni gelen erlere takındığı tavıra devrecilik deniyor zaba. Ya Mesut'la ne alakası var pas mı atmıyorlarmış bu yeni geldi falan diye. Güya bizde böyle bir gelenek var deyip Mesut'a ve takıma yeni gelen diğer oyunculara bütün kulüp çalışanların önünde yılbaşı şarkısı söyletmişler. Ama ne büyük zulüm ne büyük zulüm yani. Ay büyük zulüm tabii devrecilik bu ya bu yapılan ya. Premier Lig yetkililerine burada suç duyurusunda bulunmak istiyorum ya. Yani böyle işler cezasız kalmaması da olan işler. Üzülmüş mü Mesut bunu söylerken? Görüntüleri izledim.
dışarıdan mutlu gözüküyor. Ama Türk'ün halinden Türk anlıyor yani. Gözlerinden belli. İçinden içine ağlıyor böyle. Wish wish Merry Christmas derken böyle içeri içeri 10-10 döküyor çocuk ya. Yani. Aman arkadaşla bir eğlenceyi dramatize ediyor olma ihtimalin var mı peki ya? Düşündün mü bunu? Arkadaşım. Sen 40 milyon euroluk adama nasıl şarkı türkü söyletiyorsun ben? Ha? Bunun arkadaşça eğlence şeyi, bunda haset var ya. Sofraya meze yapmışlar la Mesut'u. Aylaksızla. Olur mu canım böyle şey? Nereden nereye geldi? Nereden nereye geldin? Enderin yoğurdundan Mesut'un şarkısına nasıl geldik şarkı ya? Şarkı girelim. Çift dikiş. O şeyde çifte giden program. Çift dikiş devam ediyor. Çift dikiş. Sinemayla aran nasıl? Yani sinema filminden mi bahsediyorsun, sinemaya gitmekten mi? Gitmek hayatım. Ne demek sinema filminden bahsediyorsun? Sinema, gitmek tabii. Gidip seyretmek, izlemek. Ben yani. DVD alıp evde izliyorum. Ha, nereden alıyorsun? Bizim köşedeki korsan o Ayma büyük şey DVD'ci marketlerden tabii ki. Yani nereden alacağım ki başka? Güzel kıvırdın sabah. Güzel oldu. Yok yok. Vallahi gidemiyorum ben sinemaya. Niye? Ya karanlık, gürültülü. Sevmediğim her şey orada. Sen karanlıktan korkuyor musun? Karanlıktan değil de karanlığın içinde olma ihtimali olan şeylerden korkuyorum. Aa, o ne demek ya? Hani yaratık, katil, canavar. Hani bu tarz şeyler işte. Sinemada diyorsun yaratıklar olur, katiller olur, canavar bu tarz şey. Onları diyor. Sen nasıl bir psikopatsın abi? Niye ya? Gayet mantıklı. Yani ben bir katil olsam kurbanımı karanlıkların içinde beklerdim. Hani bunun bilincinde olmakta karanlıktan korkma içgüdüsünü getiriyor beraberinde hayatım ya. Karanlığın içinde hiçbir şey olmayacağının garantisini versene niye korkayım? Arkadaş ben sinemayı seviyorum, hiç böyle düşünmemiştim ama son zamanlarda beni de bir korku aldı ama o senin korkularından dolayı değil yani başka türlü. Sen neden dolayı korkuyorsun da gitmiyorsun? Hayır ben gidiyorum sinemaya da sinema salonlarının hepsinde gece görüşlü kameralar var diyorlar sabah ya. Olsun ne olacak? Arkadaşım gece görüşlü kamera diyorum sana yeşil yeşil kayıt ediyor. Seni güvenlik kamerası 7/24 her yaptığın hareketi görüyorlar. Diyorsun. Ya işte ergenlik yıllarım heba oldu bu haberi aldığımda benim ya. Ama tamam dur konuyu değiştireyim şimdi bu yeterince bir şey olmadan. Bir de sinemada korku filmi izleyenler var. Onlara ne diyeceksin? Ama çok güzel olur. Sen zaten sinemanın sade halinden korkuyorken bir de korku filmini sen hiç izleyemezsin ama ben seviyorum sinemada korku. Yok ben korku filmlerini severim aslında. Yani sadece sinemada izlenen korku filmlerine karşıyım. Valla geçen gittik arkadaşlarla. Neye? Korku filmine mi? Gittik valla. Özcan Deniz çekmiş. Özcan Deniz'in korku filmi mi? Ha, vizyonda şu anda. Özcan Deniz'den ben bu kadar başarılı bir film beklemiyorum gerçekten. Helal olsun. Aman Özcan Deniz'in korku filmi falan yok ya. Aşk filmi var onun normal. Ne bileyim ben hafif tırstım ya. Aa Özcan geliyor. Özcan ne yapacak? Aa Özcan falan filan diye. Hani hafif bir tırsma oldu bende, bir korkma oldu ya. Neyse ama son derece başarılı bir yapıt olmuş. Çok biliyorsun gişede başarılı bir iş. Gişede aldığı yürüdü ya. Öyle mi? Bana korkusu aldı demek ki. Çift dikiş. Doğada çiftler halinde gezen program Çift Dikiş devam ediyor. Çift dikiş. Kişisel bilgisayarın var mı Zaba? Cep telefonum var. O sayılıyor mu? Aslında sayılır. Niye sayılmasın? Artık şimdi cep telefonları neredeyse bilgisayar ya. Niye? Ya Tayvan'da biri bilgisayarına dokundu diye bir arkadaşını maket bıçağıyla yaralamış. Bir de sen bana psiko diyorsun. Ne var ki? Sakin sakin bahsettiğin konuya bak Kadir. Adam arkadaşını maket bıçağıyla doğramış. Doğramış değil efendim. Yaralamış yani yaralamış. O doğramış psikopatlığı sen katıyorsun işin içine. Olsun yine de normal bir durum değil bu. Ya orası öyle tamam kabul ediyorum da bir şey dediğim yok da saldırı sebebine kafam takılıyor benim. Bilgisayara dokunmak mı? Ya bak hak vermiyor musun ama? Sen de içten içe adama hak vermiyor musun? Vermiyorum niye vereyim? Arkadaş bilgisayarlar, cep telefonları öyle bir hale geldi ki özel hayatımızı, maddi hayatımızı, her şeyimizi içinde saklıyoruz. Onun için çok kişisel bir şey, çok özel bir şey bunlar ya. Yani o yüzden de diyorsun ki dokunana saldırabiliriz hayır, öyle mi? Hayır, kimse kimseye saldıramaz. Ama artık bence bu hafifletici bir sebep sayılabilmeli yani onu diyorum. Hakim Bey tamam ben belki beyefendi 16 yerinden bıçakladım ama o da cep telefonuma dokundu yani. Öyle mi diyecek adama? Bak şimdi
senin bilgisayarının ya da cep telefonunun içinde kimsenin görmesini istemediğin bilgiler var. Fotoğraflar var. Yok mu? Yok mu? Ya söyleyip de hırsıza yol göstermek istemiyorum şu anda. O hırsızın niyeti varsa şimdiye çoktan aldı zaten o yolu. Sana ben en son dönemde kafamı kurcalayan ciddi bir soruyu yönelteyim Sabah. Yönelt bakayım. Mesela sen öldüğünde insanlar bilgisayarında ne bulacak? Nasıl yani? Yahu sen öldüğün zaman birisi bilgisayarına ulaşacak değil mi? Hı. Ya da daha da şöyle senaryo haline getireyim olayı. Hayır getir bakayım ben anlamadım ben şimdiye kadar. Sen bir cinayete kurban gittin. Tövbe. Köşede seni ıhtırdılar. Boğazını kırtlağını kestikten sonra senin mide boşluğu 18 tane bıçak soktu. Allah canını almışsın ya. Neyse orada senin bilgisayarını araştıran memur arkadaş evine gelecek. Evini araştıracak. İze bakacak. Bilgisayarını alacak. Bilgisayarı incik cincik edecek. Bilgisayar neler bulur o bilgisayarda? Bir düşünsene Sabah. Biraz sakat şeyler bulabilir mi acaba? İşte ya bu yüzdendir ki insanlar bilgisayarlarına ya da cep telefonlarına dokunulduğunda aşırı tepki gösteriyorlar. Özel çünkü çok özel. Ben de böyle etrafta göremeyince huzursuzlanıyorum aslında. Bu olabilir mi sence sebebi? Mesela bak cep telefonunu versene bana bir. Yok sana güvenirim Kadir o kadar da değil. Cep telefon kendisini numarasını ya. Hayır Kadir o kadar da değil. Çift dikiş. Çift sarılı yumurtadan çıkan program. Çift dikiş. Ya Sabah nerede kaldın Allah aşkına? Bak şarkı marka geliyor son anda geliyor. Hala yoksun ortada ya. Geldim kapının önündeyim işte. Niye seslenmedin? Ya illa seslenmem lazım arkadaşım. Çayını kahveni neyini içiyorsan iç gel otur işte yerine ya. Bir şey diyeceğim sen biraz gergin misin bu aralar? Yok canım gergin mi gözüküyorum? Farkında değil misin Kadir? Esip gürlüyorsun sabahtan beri. Bir atarlı giderli Fikirtepe çocuğu havan var bugün. Ay benim şekerim mi çıktı yoksa yakınlarda derbi maç var ya. Maç şekeri var. Şekeri anlarım da derbi maç ne oluyor? Ne demek derbi maç ne oluyor? Ne demek derbi maç ne oluyor? Sen bilmiyor musun derbi maçları? Ya derbi maçı tabii ki biliyorum ama seni niye gergin yapıyor? Arkadaşım senin sevgilin yok değil mi? Yok. Niye yok diye düşündün mü hiç? Ha, bu yüzden mi yok? Yani derbi maçın erkek ırkı üzerindeki etkisini bilmediğim için mi yok? Bak şöyle düşün bakalım. Eski sevgilinle ayrıldığın dönemler hiç derbi maç öncesi ya da sonrasına denk geldi mi? Ya. Bir saniye ya ne alakası var? Yavrum sizin nasıl özel günleriniz varsa dönemsel olarak yaşadığınız... Bizim de dönemsel olarak yaşadığımız derbi maç günleri var ya. Aman aynı şey olur mu canım onunla? Tıpatıp aynı şey. Tıpatıp. Düşün bakalım. Siz o günlerde nasıl oluyorsunuz? Tamam yani biz de gergin falan oluruz ama aynı şey olamaz yani. Her gelen kişi aynı şeyi yaşıyor diyemezsin ki. Ya gergin oluyorsunuz. Kimse size ilişmesin istiyorsun. Herkes üstünüze geliyormuş gibi hissediyorsun. Bazen çok mutlu oluyorsunuz. Bazen depresif oluyorsunuz. Hem etrafınızda insanlar olmasın. Ama olsun pardon hem de yalnız olmayı istiyorsun. Garip böyle ruh hali yani garip böyle çelişik anladı. Bir saniye ya sen nasıl bu kadar güzel tarif ettin onu? İşte çünkü biz de derbide aynı psikoloji yaşıyoruz ya. Ama yeter be birileri anlatmış sana işte. Hiç bile değil hiç bile değil yok. Sen ne diyorsun ya bak şimdi biz de derbi maç günleri gergin oluyoruz. Kimse bize ilişmesini istiyor. Mesela sen hiç kavga etmedin manitanla derbi maç günü? Ettim tamam da. Bazen çok mutlu oluyoruz derbi izlerken bazen çok mutsuz oluyoruz. Bizde her atak sanki bizim kalemize yapılıyormuş gibi geliyor anladın mı? Öyle hissediyoruz. Hani siz sanki herkesin üstünüze geliyormuş gibi hissediyorsunuz. Aynı şeyin karşılığı abi. Evet abi. Hem aynı takımı tuttuğun insanlarla bir arada stadyumda izlemek istiyorsun. Hem evinde odanda tek başına izleyeyim kimse olmasın etrafımda diyorsun. Yani aynı çelişik ruh halleri. Çikolata falan işe yarıyor mu peki? Anlamadım canım. Yani mesela biz o dönemlerde çikolata falan yersek biraz kendimize geliyoruz. Hani belki sizde de işe yarar. Vallahi harikasın ya. Dur ben bunu bir söyleyeyim arkadaşlar. Önümüzdeki Jim Jones maçında belki bir çikolatayla falan. Yani hakikaten bunu değerlendirelim bunu be. Bunu değerlendirelim. Ay bir çay içelim hadi ara verelim. Hadi. Çift dikiş. Her şeyi çift gören program be ya.
Ya gün geçmiyor ki birim benim dediğime bir defa daha gelmesin zaba ya. Ay nereye gelmiş bilem. Benim dediğime anam bacım, hatta benim dediğimi biraz geçiyorsun, hemen sağda ikinci kapıya giriyorsun, orada şey var ya, o yani neyse işte. Şu bilim adamları bir türlü akıllanmıyorlar değil mi? Ay aman pardon, bilim adamları dedim, bilim insanları pardon. Bak bak, sana yemin ediyorum zaba. Mektubunu, e-postasını, telefon mesajını, WhatsApp'tan yazmasını geçtim. Geçen bizzat gittim CERN'e, kapılarını çaldım, uyandırdım adamları. Dedim ki bak güzel kardeşim, yanlış yapıyorsunuz. Yapmayın, etmeyin, paranıza yazık, milyarlarca dolar harcıyorsunuz bu işe. Gelin önden bir sorun, sonra da aha da bilimsel araştırma yaptık diye yayınlayın. Hem paranız size kalsın, hem vaktiniz daha değerli şeylere harcayın dedim ya. Ama dinletemiyorum. İşte okumak cehaleti alıyor da eşeklik baki kalıyor Kadir. Yani o kadar bilim insanı da olsalar söz dinlemiyorlar. Ne işe yarar bu artık? Ya Mevlana Hazretleri'nin çok güzel bir sözü var konu hakkında, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Diyor ki bin bilsen de bir bilene danış diyor. Ben o sözünü diyorum. Ha, burada bilen sen oluyorsun tabii. Ya bilir kişinin kralıyım ben sabah ya. Messi'siyim ben bilir kişilerin lan. Hey. Tamam o zaman, anladım ben seni. Peki konu ne? Abi bilim insanları aşkın genel olarak tek taraflı olduğunu kanıtlamışlar. Nasıl aşk tek taraflı ya? Saçma saçma iş yapmasın bunlar ya. Aa, olur işte, aşk tek taraflıdır. Ben bunu yıllardır iddia ediyorum. O sen tek taraflı yaşıyorsun diye yani. Birçok insan var birbirine aşık olup mutlu olan. Ama öyle değilmiş. Bu bilimsel açıklama abicim. Neymiş? Elimde. Yapılan araştırmaya göre hani bir soru var ya, aşık olduğun da efendim kalbin atar mı, yoksa kalbin attığı için mi aşık olursun ondan sonra sorusu. Yılların geyiğidir bu soru, evet. İşte o sorunun cevabı gariptir ki kalbin attığı için aşık olursunmuş. Yani insan önce kendi içinde, beyninde, bilinçaltında benim aşık olmam lazım, benim aşık olmam, benim kendini hazırlıyormuş abicim. Sonra birine zort diye aşık oluyormuştu. Öyle iş mi olur ya? Gelin ata binmiş ya nasip demiş gibi. Ha, aynen öyle. Atalarımız nasıl da biliyor bu işleri değil mi? Bak bu bilimsel bulgu da ortaya çıkarıyor ki aslında sevgili olanların çoğunun sadece bir kişisi aşık. Diğeri aşkına karşılık veriyor. Nasıl da olabilir bak böyle bilimsel konuşarak. Yine kandırdın sanki beni ya. Hep demezden biri hep daha çok sever falan diye. İşte öyle derler. Bu da gerçektir. Durumun ta kendisi de. Sadece bazı özel durumlarda, özel tesadüflerde iki kişi de aşık olmak istiyor. O ayrı. Denk geliyor. Yani birbirlerini seviyorlar. O zaman da karşılıklı oluyor. Ama o binde bir ya. O Leyla ile Mecnun oluyorlar. Ferhat ile Şirin oluyorlar. Aslı ile Kerem oluyorlar. Sabah ile Kadir oluyorlar. Anladın mı? Çok beklersin canım. Çift dikiş. Çift dikişle günün yorgunluğunu üzerinizden atmaya hazır olun. Bence millet Twitter'ı hazmedemedi sabah. Hayda, durup dururken nereden çıktı bu? Bütün gün aklımdaydı aslında. Bu yeni bir olay değil bu. Ne oldu? Sana da mı laf ettiler Twitter'dan? Yok yok, olmadı öyle bir şey de. Hem zaten olsa da ne fark eder? Cevap vermiyorum ki, ben girmiyorum, bakmıyorum. Aa, nasıl ya? Sinir olmuyor musun? Yani bazen duyuyorum, sinir oluyorum ama ya sen olsan olmaz mı? Durup dururken biri sallıyor. Anneyi avreli bile karıştıran oluyor. Klavyesinin başında, herkesin gözleri önünde. Yallah, saldır, tazik. Hep fanlar olmayacak Kadir. Mesela ben onu da çok tadamıyorum ya. Neyi? Abicim fan kitlesi, ne güzel Kıvanç Tatlıtuğ'un var, Mehmet Günsür'ün var. Bende yok, niye yok acaba ya? Ciddi misin sen, yoksa şaka mı? Ya şimdi onlar yakışıklı falan diyeceksin. Baştan söyleyeyim, benim de farklı bir seks efelim var sabah. Nerede yani, nereye sakladın? Eve bırakıyorum çıkarken. Çünkü her dakika yanıma almıyorum seks efelim yani. Alacağın ağırlık yapıyor. Çok haklısın valla, ne diyeyim. Evet. Ben Buse Terim'in davasından bahsedecektim ya, ondan açtım mevzuyu. Twitter'dan hakaret etmiş kadının biri. İyi yapmış, dava etmiş, kazanmış. İyi yapmış noktasına ben katılamayacağım, kusura bakma. İyi de kadına küfür etmişler Kadir. Ya arkadaşım, ben küfür eden kişiyi de savunmuyorum ki. Ne gerek var yani dava etmesine? Hayır, herkese tek tek uğraşacak değilsin ki ama yani, değil mi? Yani bakış açı mantıklı olabilir de yine de bana gelen her şeyi ciddiye almıyorum. Yani ben de bana gelen her şeyi ciddiye almıyorum. Yani almayacaksın tabii abi. Twitter biraz garip bir ortam. İnsanların normal bir günde ulaşamayacakları bir kişiye ulaşma imkanı sağlıyor. Yani ünlülerle konuşma açısından mı? Ya tek ünlü değil, politikacısı,
Yani Hollywood yıldızı dahil ya. Ülkenin başkanı, başbakanı ama dahil. Ama işte bazı insanlar da konuşmayı bilmiyor. Ama şimdi bak tamam da böyle ibret alem olsun diye birilerini cezalandırmak mı çözüm yani bilmiyorum. Ne yapmalı o zaman insanlar? Kendilerini hakaret edenlere gözmüyor musunlar yani? Ben şöyle düşünüyorum. Sen toplum gözünde ünlü biriysen bir abilik ablalık görevin vardır. Herkese dayak atana abi değil zorba denir. Kapadayı denir. İnsanlar konuşmayı bilmiyorsa öğreteceğim. Öğretmeyi bilmiyorsan ağırbaşlı olacağım. Böyle dava falan bilmiyorum. Ya yani gizden gizliye belki yapacaksın. Kimsenin kalbini kırmayacaksın yani. Oo, güzel konuştun Kadir. Favorilerime mi alsan bunu? Retweet yapsan o zaman ya. Takipçi sayım artsın. Hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çift dikiş. Okey'de çifte giden program. Çift dikiş devam ediyor. Çift dikiş. Hayırdır Kadir, niye susuyorsun? Hep sen başlardın konuşmaya. Artık biraz sükunet istiyorum sabah. Radyo programcısı radyoda sükunet mi istiyor? Aynen öyle, aynen. Maaş almaya gittiğinde patron sükunet isterse ne yapacağız peki? Ama insanlar sessizin önemini bilmiyorlar sabah. Hangi açıdan? Ya günümüzde sessiz olan ne kadar az yer var biliyor musun? Bir düşünsene. Kütüphaneler var, sinema salonları var, bir de mezarlıklar var. Ya arkadaş, kültürleneceğim, sanat filmi izleyeceğim ya da öleceğim. Bu mu yani? Yani sükunet aramak için yola çıktığımda karşılaşacağım şeyler bunlar mı yani? Atalarımız da çok değer veriyormuş sessizliğe aslında. Hani bence sen durduk yere abartmışsın bu sükunet arayışını ya. Kimse sessizliğe değer vermiyor falan filan ama. Atalarımızla ne alaka ya? Demişler ya, söz gümüşse sükut altındır diye. Ya demek ki onların döneminde de nasıl bir gürültü varsa etrafta bu sözü söylemişler. Zaten ortam sessizse niye bu söz söylensin değil mi efendim? Bak, enteresan bir bakış açısı. Ama sadece bu da değil ki, hani biliyorsan konuş. Neydi o bir laf var? Biliyorsan konuş, ibret alsınlar. Bilmiyorsan sus, adam sansınlar. Bak, bu da sessizliğin önemini anlatan bir şey değil mi? Yok, o atalarımızın millete laf sokmak için ürettiği bir söz. Benim yaşadığım sessizlik sükunet arayışıyla bunun bir alakası yok ya. Sen şimdi niye durduk yere sessizlik arayışına girdin? Hani gün teyzesi misin sen? Gün teyzesi o ne be? Aman, onlar sürekli ay bir sessizlik olsun başımı dinleyeyim falan demezler mi? Gün teyzelerin en büyük özelliği bağırarak konuşmalarım sabah. Ya tamam, haklısın, sessizlik güzel şey, kabul ediyorum ya. Yani hele bizimki gibi, yani hele İstanbul gibi büyük şehirlerde çok daha fazla gürültü var. Trafik, kalabalık, aman, insanın kafası şişiyor durduk yere. Bir de radyo programındayız. Ama yani biz konuşacağız ki insanlar... Ay çok mu konuştuk hadi? Düşünsene yani, biz konuşacağız, insanlar dinleyecek ya da tam tersi mi olacak bilmiyorum. Tam tersi ne onun ya? Ya bütün dinleyenler konuşuyor, biz ikimiz dinliyoruz mesela. Hani biz dinleyenler konuşsa, biz ikimiz dinlesek o zaman nasıl olur? Sessizliğin her türlüsü çok değerli sabah, tek bir durum dışında. Neymiş o? Bak, eğer küçük yaşta bir çocuğun varsa, ev birden çok sessiz olduysa o zaman korkacaksın. Onun dışında sessizlik muhteşem bence. O zaman ne oluyor? Ya ben çocuğum mucum yok ama arkadaşlarımdan bildiğim, o zaman kesin velet bir şeyler karıştırıyor. Bir yerleri kırıp döküyor, bir yerleri çiziyor, yazıyor, bir şeyler yapıyor sessiz yani. Sen, bir şeye zarar veriyor yani. Senden aslında iyi bir baba olur biliyor musun? Hani çocuk bakımı, hakimsin olaylara falan yani. Olur. İşte böyle bağlayacağız seninle yavaş yavaş. Çift dikiş. Doğada çiftler halinde gezen program Çift Dikiş devam ediyor. Çift dikiş. Ben bu yeni erotik kitapları hiç anlamıyorum Zaba ya. Seveni var mı bunların? Var ki bu kadar basılıyor Kadir. Arkadaşım hiç anlamıyorum. Saçma sapan kitaplar bunlar. Hiçbir edebi tarafı da yok. Edebi olaylar da yok abi bunun zaten içine. Zaten olmasına gerek de yok yani. O türü sevene yönelik bir şey bu sonuçta. Ya ne saçma tür öyle arkadaşım. Bütün konu, af buyur, seks üzerine. Ya erotizm öyle bir tür değil Kadir. Sen konuyu komple yanlış anlamışsın. Erotizm aslında sanat olarak kabul ediliyor. Vallahi ben bilmem. Sana falan. Ama bu kitaplar öyle değil sabah. Bak Melissa Piye. O kim o? Yatmadan önce bilmem kaç fırça darbesinin yazarı kız yok mu, hatırlamadın mı? Ha, hatırladım. Ne olmuş ona? Vallahi kızın dediğine göre kitabı yazdıktan sonra bir sürü çirkin teklif almış. Hadi ya, yazık kızcağıza. Bence gayet de kendi hatası ha. Hadi bakalım, bu teorinin altında ne saçma sebep yatıyor, dinliyorum. Ya Allah aşkına Zaba, öyle kitap yazarsan böyle teklif alırsın işte ya. İyi de kız kendi ağzından mı yazdı ki kitabı? Evet kendi ağzından, ben öyle hatırlıyorum, öyle değil miydi? Aa, bir dakika, sen okudun mu o kitabı? Ya o
Of sabah saçma. Tabii ki okumadım. Bir arkadaş okumuş. Aman hep de bir arkadaş okur zaten. Aa ben okumadım ya. Tamam tamam inandım. Korkma hemen öyle karizman çizilmez yani. Ya insan kendi düşünceleriyle ilgili kitap yazar öyle değil mi sabah? Yani mesela ben romantizm barındıran bir kitap yazmam. Doğamda çok fazla yok yani romantizm. Ya öyle nasıl mi? Bir mantık bu Kadir Allah'ını seversen? Bilim kurgu yazarların hayatında uzaylı mı var peki ya? Ne biliyorum belki Bodrumlarında sakladıkları bir iti var, bir şey var, bir yaratık bir şey. Hani iletişim kuruyorlar, bir şey yapıyorlar. Ya da belki de sen niye saçmalıyorsundur? Ha, biraz eğleneyim dedim. Sen kırıcı oldun ama bak. Aa, kusura bakma hocam, bu konuda romantik bir kitap yazmak ister misin? Hayır. Çift dikiş.